Özkan Köroğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinden mezun oldum. Robev Teknoloji'nin genel müdürü ve kurucu ortağıyım. 2017 yılından beri üniversite yarışmalarında yarışıyorum. 2019'da ilk defa Teknofest'e katıldık. 3 kategoride katıldık. Elektromobil, hidromobil, Efficient Challenge yarışlarında ve robotaksi, otonom araç yarışması. Ve o yıllardan beri 2019'da hidromobil kategorisinde birinci, elektromobil kategorisinde ikinci, otonom araç yarışmasında da mansiyon ödülü birincilik almıştık. Bir sonraki yıl 2020 yılında hem elektromobil hem de hidromobil kategorisinde katıldığımız iki kategoride birinci olduk. Ve bunun yanında pek çok ödül aldık. Yerli ürün geliştirme ödülü, verimlilik rekor ödülü gibi. Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemler Kulübü'nde biz bu çalışmaları yürüttük. Ve şu anda Robev Teknoloji'nin tüm ortakları da burada bir araya gelmiş. Yıllarca elektrikli, hibrit ve otonom araçlar üzerine çalışmış. Burada yarışma takımlarında tecrübe edinmiş. Ardından bir kısmımız öğrencilik hayatına devam ederken bir kısmımız mezun olup iş hayatında tecrübe edinmiş. İş hayatında mezun olduktan sonra bile bu yarışmaları yakından takip etmiş. Hatta eski ekiplerine destek vermeye devam etmiş bir ekiple kurduk Robev Teknoloji'yi. Ekibimiz ben Özkan Köroğlu, Yunus Emre Elaydın, Coşkun Arslan, Hüseyin Baki İnan, Ahmet Çankara'dan oluşmaktadır. Bu 5 kişi Robev'in kurucu ortağıdır. 2019'da mezun oldum. Öğrencilik lisans eğitimimi tamamladım. Ardından 2 yıl piyasada çalıştım. 2020'de mezun olan arkadaşlarım oldu. Onlar da 1 yıl piyasada çalıştılar. Hem kulüpte edindiğimiz deneyimler hem de piyasada elde ettiğimiz bilgi birikim ve tecrübeyle sonrasında bu girişimi Robev Teknoloji'yi kurmaya karar verdik. Kasım 2021'de Melek yatırımcımızın desteğiyle Yıldız Teknopark'ta şirketimizi kurduk. Ardından COSGAP RGB inovasyona başvurduk. Oradan 200 bin liralık bir destek aldık. Bu sayede çalışmalarımıza başladık. Bizim geliştirdiğimiz araçlarda Teknofest'in de tabii ki de istediği şey bu. Yarışmaların da kuralı bu ve ana amacı bu. Yerli ürün geliştirmeye, yerli teknoloji geliştirmeye odaklanılıyor. Biz de geliştirdiğimiz araçların pek çok parçasını, alt sistemini, hatta komple tasarımını, sistem tasarımını, parça tasarımını kendimiz yıllarca geliştirdik. Ve bunları hem yapmayı öğrendik hem de yapabildiğimizi öğrendik. Ve piyasada da şu anda pek çok bizim kendi geliştirdiğimiz araçların, bizim kendi geliştirdiğimiz alt sistemlerin piyasada yabancı muadillerinin olduğunu gördük. Ve neden biz de bunun bir parçası olmayalım? Biz de bunları geliştirip, ürünleştirip satan şirket olmayalım veya bu konuda mühendislik hizmeti sağlayan şirket olmayalım diye düşünerek Robev Teknoloji kurmaya karar verdik. Ve temelde yaptığımız şeyler, geliştirmeyi düşündüğümüz veya geliştirdiğimiz sistemler veya verdiğimiz mühendislik hizmeti bu yarışmaların çok da uzağında değil. Yani biz bu yarışmalarda geliştirdiğimiz şeylerin sadece biraz piyasa tecrübesiyle üstüne koyarak, bir tık tecrübe ekleyerek, biraz da yeni öğrendiğimiz şeyleri üzerine ekleyerek sadece ürünleştiriyoruz. Ama temelde yaptığımız şey, yarışmalarda yaptığımız şeyden çok da farklı değil piyasaya sunduğumuz ürünler veya mühendislik hizmeti. Sürücüsüz araçlar, mobilite konularında sektöre ürün bazında veya mühendislik hizmeti bazında çözümler sunmayı hedefleyen bir şirket olarak kurulduk. İlk olarak geliştirmeye başladığımız, ürünleştirdiğimiz ürün bu elimde görmüş olduğunuz sürücüsüz araç direksiyon kontrol modülü. Bunu bir proje gereksinimi üzerine geliştirdik. Mühendislik hizmeti sağlamak için geliştirdik. Ve bunun yurt dışında da muadili var ve sürekli ithal ediliyor pahalı bir ürün. Ve yurt dışındaki muadilinin sağladığı özellikleri de beğenmiyoruz. Onları da yetersiz buluyoruz. Biz daha iyisini, çok daha ucuza, daha kaliteli bir mühendislikle yapabileceğimizi düşünüp bu ürünü geliştirdik. Ve bunun da şu an satışına başladık. Az adetlerde satış yapabiliyoruz bu ürünle ilgili. Şu an bu üründe yaptığımız şey aslında kendi öğrencilik hayatımızda, lisans hayatımızda 2018-2019'dan beri yaptığımız otonom araçta zaten ürün haline değil ama öğrenci projesi halinde bir örneğini biz zaten yapmıştık. Bunu sadece piyasaya uygun, piyasanın gereksinimlerine uygun hale getirip ürünleştirdik. Dolayısıyla yaptığımız işler öğrencilik hayatında yarışma, Teknofest yarışması kapsamında bizden istenen ve bizim yaptığımız işlerden çok da uzak değil açıkçası. Şu anda geliştirmekte olduğumuz 3 temel ürünü size söyleyebilirim. Birincisi motor sürücü, hava araçları için, ağır vasıta dronlar için, işte uçan arabalar için yüksek güçlü bir drone motor sürücüsü yapmaya başladık. Bunun şu anda donanım tasarım sürecindeyiz. Bir diğer geliştirmekte olduğumuz ürün CAN USB dönüştürücü. Bu piyasada çok sık kullanılan bir ürün ve hiç yerli muadili yok. Bir diğer ürün bu elimde olan kontrol ünitesinin otomotiv fonksiyonel güvenliğe uygun, ISO 26262 standartlarına uygun ve all-in-one dediğimiz tek bir üründe çözüm sağlayabilecek bir otonom araç kontrol ünitesi yapmayı hedefliyoruz. Bu geliştirmeyi düşündüğümüz ürünlerle hem piyasanın ihtiyaçlarına, mobilite sektörüne ve otonom araçlar sektörüne çözümler sunmayı hedefliyoruz. Gelecek vizyonumuz last mile delivery robotları ve sürücüsüz shuttle araçları üzerinde sistem sağlayıcısı olmak. Bu araçları geliştiren ve bu araçların tasarımını yapan şirket olmalı.
olmayı hedefliyoruz. Ve bu noktada dünyayla rekabet edebileceğimizi düşünüyoruz. İyi sistemler geliştirebileceğimizi, verimli ve kaliteli sağlam ürünler ortaya koyabileceğimize inanıyoruz. Teknofest yarışmaları olmasaydı ve ben bunların içinde olmasaydım, açıkçası ben iyi bir mühendis olabileceğimi, hatta mühendis dahi olabileceğimi zannetmiyordum. Kendi adıma bunu söyleyebilirim. Tabii ki de bu yarışmalarda başarı gelir gelmez, o ayrı bir konu. Ancak hep de söylendiği gibi bu yarışmaların kaybedeni yok. Herkes kazanıyor. Herkes bir şeyler öğreniyor ve asıl amaç da bu. Bu bağlamda kendilerinin çok çalıştığı, çok sıkıntıya düştüğü, bazen ailelerinden çok uzak kaldığı, hatta sosyal hayatlarından çok fazla fedakarlık verdiği bir süreçten geçebiliyor ekipler, öğrenciler bu yarışma sürecinde. Ama ben 2019'da mezun oldum ve mezun olduğumdan beri o hayatı özlüyorum. Yani o zor günleri bir şekilde ileride özleyecekler bile. Ve o yaptıkları fedakarlık kadar da mezun olduktan sonra rahatlık çekecekler, daha rahat bir yaşam sürecekler, rahat iş bulacaklar, iyi maaşlar alacaklar, takdir görecekler, saygı görecekler bilgileriyle. Bunu söyleyebilirim. Öncelikle ben bu yarışmaların çok büyük bir fedakarlık ve sorumluluk ile yapıldığını düşünüyorum. Kimse bu yarışmaların yapılmasını diretmezken T3 Vakfı ve Teknofest bu yarışmaların düzenlenmesi için ön ayak oldular ve pek çok insanın, öğrencinin, çocuğun hayatına dokundular. Dolayısıyla ben T3 Vakfı'na ve Teknofest'e teşekkür etmek istiyorum.